Merhaba, herkese iyi akşamlar. Bugün Kıraathane'nin yeni döneminde ilk edebiyat tarihi konuşmalarında Beliz Güçbilmez konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bugün Beliz'le Sevin Burak konuşacağız. Hatta programdan önce de biraz konuştuk. Nasıl başlayalım konuşmaya Sevin Burak diye. Şimdi Sevin Burak... Ya bizim edebiyatımızda böyle etrafında bir auranın, halinin olduğu, hani böyle Sevin Burak deyince hani ne diyeyim, önünde eğilelim gerçekten bir yazar. Fakat edebiyat tarihinde, edebiyat eleştirisinde bu halinin yansımalarını görüyor muyuz gerçekten? O kadar hak ettiği ilgiyi görmüş bir yazar mı? Bu kadar çok üzerinde düşünülüyor mu? Mesela bugün işte Google'a yazalım, işte Sevin Burak ve işte tiyatro dediğimizde ilk sizin makaleleriniz çıkıyor mesela ve çok da fazla yok üzerinde bence çalışma. Siz ne diyorsunuz? Karşılığı var mı bu halenin? Merhaba diyerek başlayayım herkese. Ben de aslında yok tabii. Ve hani demin de konuşuyorduk başlamadan önce. Yani garip bir şanssızlıkla ya da bir tür küskünlükle başlıyor aslında Sevin Burak yazı hayatına. İşte o yarışmada meşhur ödül almayışı, jürinin bir kısmının jüriden çekilmesi falan gibi aslında. Onun da böyle kendi içine döndüğü bir yermiş gibi geliyor bazen bana. Ama burada pek öyle hani psikolojik tahliller yapmak yerine aslında bir bakıma ben bunu hani sahici bir avantgardizm olmasına bağlıyorum. Şöyle sahici diyebilirim belki buna. Şimdi avantgard bir yapıtın başarılı olma ihtimali yok tanımı itibariyle. Yani kovaladığı şey bir başarı da değil. Fakat tekil sanatçının bu başarısızlıkla baş etmesi çok zor tabii. Yani hiç kimse hani sükut komplosu diyelim, belki ortada bir komplo yoktur ama böyle bir sükut komplosuyla kolay kolay baş etmesi zor aslında. Fakat bir kez bu alana girildiğinde de bir bakıma kaçınılmaz. Şimdi o avantgardizmin bir yandan şöyle bir yanı var. Hani biz avantgardizm deyince işte tarihsel avantgardizmi diyoruz. Hepsinin manifestoları var. İşte üstüne yapılmış çalışmalar var falan. Burada o kadar mütevazi bir avantgardizmden söz ediyoruz ki garip bir biçimde. Yani haddimi aşmak istemem, ayıp da etmek istemem ama bazen dışarıdan bakıldığında hani ne yaptığını bilmemek demeyeyim ama yani bunu böyle asla manifestik cümlelerle değil, kendi hayatından, kendi korkularından, kendi yazma korkusundan, yani diyor ki her seferinde şakama silah dayar gibi başlıyorum bir öyküye. Yani o kadar sahici bir yerden etiyle kanıyla konuşuyor ki öyle bir noktada bayağı ürperiyorsunuz röportajlarını okurken bile. Ben bunu evet avantgard olmasına bağlıyorum. Ve sahicilik kısmında şu, avantgardların hani bir tür tarihselliği var. Eninde sonunda o fikre alışıyoruz. İşte bir kuşak yadırgıyorsa bir sonraki kuşak Godot'u o kadar yadırgamadan başlayacak tiyatroya, biliyoruz onu. Yani belli tarihsel konjonktürlere ait avantgard olmak. Avantgard kalmak diye bir şey herhalde çok az sanatçıya nasip oluyordur. Nasip mi bilmiyorum, bir yandan mutsuzluk kaynağı. Çünkü karşılığını görmüyorsunuz demek bu. Ama işin tuhaf, paradoksal doğası, bundan şikayet ettiğini de aslında zaman zaman biliyoruz. Yani ben o zaman mektuplarını karıştırmıştım tabii herkes gibi. Çünkü Sevin Burak'a hayatını göz ardı ederek ya da işte günlüğünü, mektuplarını göz ardı ederek niyeyse çalışamamak diye bir şey var. Tabii ben de bakmıştım o zaman. Biraz şunu merak ederek başlamıştım aslında. Tiyatroya nereden bulaşıyor diye. Yani ne var ki onu bu kadar tiyatroya çekiyor? Çünkü çok müthiş bir öykücü. Ve tiyatro çok tuhaf bir alan aslında onun içinmiş gibi gelmişti bana. Bunu anlamaya çalıştım. Yani ne, çok mu izliyor, çok mu seviyor, çok mu bakıyor falan diye. Ve o kadar az not var ki çıkarabildiğim. İşte biraz kendi oyunlarının yayınlanmasıyla oynanması ile ilgili birkaç sistemi var. Onun dışında bir Arthur Miller'ın adı geçer günlüklerinde ya da oğluna mektubunda galiba.
öneriyor yani bedele bakması için Arthur Miller'ın. Çok ondan başka da pek bir şey göremedim sahiden. Yani o kadar radikal bir şey yapıyor ki ama tiyatroda bunun kaynağını düşününce böyle bayağı çok insanın zihnini ürperten bir sezgisi olduğunu düşünüyorum. Her şey onunla yapılıyormuş gibi geliyor. O yüzden hani manifestlik değil, ne yaptığı hakkında tiyatronun içinden konuşup deklare etmiyor. Öyle bir meselesi varmış gibi görünmüyor. Yapmak ister miydi ya da yapabilir miydi bilmiyorum. Ama meselesi o değilmiş gibi görünüyor. O yüzden de onun avantgardı çözülebilir bir avantgardmış gibi de görünmüyor tarih içinde. Sanırım o nedenle öyle gibi geliyor bana. Evet, avantgard olmanın hem haleti hem bedeli herhalde bu. İkisini bir arada yaşıyor. Sevim Buran aslında bütün eserleri birbirine gönderme yapan eserler. Mesela aynı hikayenin başka bir metinde tekrar ortaya çıktığını. İsimlerin kendi ismini de çok kullanıyor zaten Sevim. Metinlerine giriyor. Bu bir eserin başka bir eserde tekrar ortaya çıkması, hatta biraz sonra biraz bu işte baş, işte gövde, işte kanatlar dolayısıyla daha da çok üzerinde duracağız. Bu tekrarlar için ne düşünüyorsunuz? Neden bu tekrarlar bu kadar Sevim Burak'ta önemli? Bunun üzerine de çok garip bir biçimde çok iyi röportaj veren biri olduğunu düşünüyorum Sevim Burak'ın. Yani alanın uzmanı değilim ama röportaj okumayı severim. O kadar mesela bu tür meseleler konusunda öyle üzerine düşünülmüş bir yerden ifadeleri var ki. Mesela diyor ki işte ben gerçeği bir seferde yazıp çıkarabilen bir yazar değilim. O yüzden defalarca hep aynı yere dönüyorum, aynı yere dönüyorum. Ve gerçeğin, ben öyle anlıyorum galiba, yüzeyini inceltiyor iyicene. Onun üstünden geçe geçe. Hani belki kümülatif düzeyde pek çok yazarın külliyatına baksak, öyle azıcık soyarak baksak, yani aynı meselelerin etrafında döndüklerini görürüz. Fakat hani sanatçılarda, yazarlarda bir kendini tekrar etme korkusu vardır. Sevim Burak başka şeylerden çok korkup, mesela burada o kadar cüretkar ki, hiç mesela bununla ilgili bir meselesi yok. Yani işte derlerse ki hep kadın da aynı şeyi yazıyor, hiç mi başka mesele bilmiyor, başka isim uyduramıyor. Asla öyle bir şey yok mesela. Orada müthiş fütursuz bir şey fark etmiş olasılıkla. Yani hani tekrar kusursuzlaştırır fikrini. Kusursuzluk peşinde olduğunu zor söyleriz belki çünkü kusur seviyor. Yani yara izlerini sevmek gibi. Hep kusurlu metinler yazdıkları şeyler başka bir açıdan bakıldığında, yani dramatik yasalar açısından bakıldığında falan belki de. Ama mesela o tekrarda bir şeyi hem kendisini daha iyi anladığını hem de daha iyi anlattığını düşündüğünü düşünüyorum. Ve oradaki cüretine gerçekten müthiş hayranım. Mesela o kadar umursamıyor ki gerçekten. Hani bunu okumuştum duygusu vermeyi. Başka bir mecra için bir daha deniyor. Yani Ah Ya Rabbi Yehova müthiş bir hikaye. Yani dönüp onu tiyatro oyunu yapmaya cüret ediyor. Yani benim diyen işte tiyatro sanatçısı başka bir kurmacadan buraya bir şey aktarırken ödü kopar. Ne kadar tiyatronun içinde olursa olsun. Öyle bir şeye kalkışıyor. Ben sanırım öykü kadar da kuvvetli fakat bu kez yeni bir mecra için bir daha düşünülerek bir daha kuruyor. Onlara hakikaten hani şapka çıkararak başlamıştık. Hep şapka çıkarmışımdır. Oralarda biraz Beckett'e benzetiyorum. Yani ne yazarsa tuhaf bir biçimde o mecranın diliyle yazıyor. Yani öykü yazdığında o öyküsel oluyor. Ah Ya Rab Yehova. Edebi oluyor. Tiyatroya dönüştürdüğünde onu benim herhalde yerli tiyatroda görüp görebileceğim en tiyatral metni yazıyor. Müthiş bir mecra hissi var. Yani o medium'u o kadar iyi kavruyor ki yani kağıt üstünde durduğunda nasıl duracak? Ayaklanıp bir oyuncunun ağzından söylendiğinde seyirci karşısında ona ne olacak? Mesela onun müthiş bir sezgisine ya da bilgisine sahipmiş gibi geliyor. Bu zaten genel külliyat içindeki tekrar. Bir de dediğiniz gibi tekil bir metin içinde de hiç durmadan aynı sekanslara, aynı anlara bir daha dönmek, bir daha dönmek, bir daha dönmek. Bu tabii bizim çok net bir zihinsel alışkanlığımızın bayağı dibine dinamit koyuyor. Yani
Biz dramatik bir hikayeye bakarken kronoloji bekleriz. Biz de yavaş yavaş birikmesini bekleriz. Hayır, hep başa dönerek. Hep başa dönerek. Ben buna kekeleme diyorum. Yani bir tür kekeler gibi yazmak sahiden. Ve hani bir kekemeyle konuşurken şöyle olursunuz. Yani aslında üçüncü heceye kadar gelmiştir dört heceli bir sözcükte. Ha gayret dersiniz ama o bırakıp başa döner tekrar. Yani oraya kadar biriktirdiğini de bayağı kaldırıp atar ve bir daha gayretle başa döner. Bayağı öyle bir his yaratıyor bende bütün o tekrarları. Yani o gerçeği bir seferde kuramayış gibi kurmacayı da bir seferde kurmuyor. Bizdeki kronoloji hissiyle oynuyor, biriken hikaye hissiyle oynuyor. İlerledim ilerledim bir noktaya geldiğini düşünüyorum artık. Artık sonuçlar çıkarmaya başlayacağım. Hop geri dönüyor. Bütün birikimlerimi yok sayarak. Gene burada Beckett'e benzetiyorum. Çünkü hep şöyle anlatırdım ben Beckett'in Godot'u beklerkenini. İki perdenin yerini değiştirdiğinizde hiçbir şey değişmiyor oyunda ve bu çok nadir olabilecek bir şey. Yani ikinci perdeden de başlıyor olsa oyun yine aşağı yukarı aynı oyunu anlayacağız. Ne söylüyorsa yine söyleyecek. Burada da öyle yani bayağı birikime karşı durarak yani hikayenin bizde birikmesini engelleyerek sürekli onunla mücadele ederek kendi ne çizdiği bir yol var. Bunu nasıl bulduğu konusunda hiçbir fikrim yok sahiden. Yani Beckett okumak insana kendiliğinden böyle bir şey bahşetmez. Sevdiğini biliyoruz. Kafka sevdiğini, Beckett sevdiğini. Ama bayağı onun içinde kendi yolunu bulmuş birinden söz ediyoruz galiba. Evet, bu biraz şeyle de ilgili olabilir mi bu tekrarlar? Hani gerçeklik arayışı, biraz orijinalliğe de bir balta savurmak. Orijinal olana, kaynağa, kökene. Çünkü hiçbir tekrar bir taraftan biliyoruz ki aynı değildir. Yani ne kadar biz onu tekrar edersek edelim, birebir aynısını yapmak mümkün değildir. Hani mesela edebiyat içinde şey denir ya, edebiyatın büyük babaları, özellikle babaları yani, büyük metinleri. Bunları tekrar eden, bunlardan ilhamlar ya da esinler taşıyan metinler yerine her seferinde kendi sözünü yeniden tekrar ederken bunu bulmaya çalışmak. Ve aslında bunun kendi yaratıcılığını görmenin, işte biraz sonra yine biraz daha bahsedeceğiz. Bu şekilde bir performans, hani yazmak bir performans bence yani Sevin Burak için. Ne yazarsa yazsın, ister oyun yazsın, ister hikaye yazsın, ister mektup yazsın, ister söyleşi yapsın. Orada da yani bunu böyle bir performatif bir şeye dönüştürmek, bunu hem yaratıcı hem de işte onu ölü bir şeye yani sadece yazılı bir şeye ya da yazıyı yatay bir şeye dönüştürmekten de uzaklaştırır diyebilir miyiz? Galiba çok tatlı bir nokta bu. Benim için de düşünmesi zevkli bir şey. Bir bakıma tabii şöyle bir şey. Yani yazarken esasen hurufat diziyoruz. Ve hani bazen hep başka yerlerde de konuşurken atölyelerde falan o noktaya geliyoruz. Ya yan yana harf dizerek bir etki yarattığımızı düşündüğümüzde aslında hani ben hep o ilk hayrete geri dönmek diyorum. Çok hayret verici bir şey. Yani bunun olduğu her an bir tür hani dünya ile bağımız kesiliyor. Ve çok maddi bir biçimde yan yana A'yı, B'yi, C'yi, Z'yi bir şeyleri yan yana getirmekle hiç tanımadığımız birinin üzerinde o karalamayla bir etki yaratıyoruz. Şimdi tiyatro sahnesi bunun bir yandan çok fiilen gerçekleşmek zorunda olduğu bir yer. Yani aynı havayı soluduğumuz, işte aynı zaman diliminin içinde olduğumuz seyirciyle, yani o sahnesellik içinde dehşetli bir ortaklık var. Ve çok dışarıdan görülebilir şeylerin yazılabildiği bir yer tiyatro sahnesi. Yani nasıl ayırırız desek edebi olandan tiyatral olanı, belki böyle ayırmak gerekir. Yani biri bizi karşıdan seyredecek. Yukarıdan değil, kameradan değil ama karşıdan seyredecek. Dolayısıyla hep aslında dış konturlarla kendini bakışa açmış bir biçimde ve bunun farkındalığıyla yazmak diye bir şey. Şimdi mesela şeye geldiğinde, tiyatro yazmaya geldiğinde bunu o kadar iyi kavramış bir zihinden söz ediyoruz ki yani yarattığı bütün figürler diyeyim, seyircinin oradaki varlığının ya da bir tiyatro fikrinin ayırdığında gibi davranırlar. O da kendiliğinden o
üzerinde durdukları tiyatro makinesine dikkat çeker. Yani eğer bedene getireceksek lafı uzun vadede, bir bakıma tiyatronun materyal bedeniyle ilgilenmek demek bu. Nasıl yapıldığını, makinesini, mekanizmasını. Yani işte Bilal Bağna mesela Ah Ya Rab Yehova'yı okurken o kadar da tiyatral gelmez bize. Fakat sahibinin sesine girdiğinde ya öyle bir bakma, görme, görülme eylemiyle kurar ki kendini. Kendiliğinden zaten içinde bulunduğu ortamın, medyumun, aracın bütün alfabesini üstüne giyip çıkar. Şimdi bu kaçınılmaz olarak aslında biraz o materyalle, biraz etine, kanına dokunmaya başlamak demekmiş gibi geliyor bana. O tekrar meselesi de hani kekemeliğe bir daha dönüp bakalım. Yani dil zorlandıkça bir şey söylemekte dikkatimiz bir organ olarak dile ve onun dönmesine çekilir. Yani akışı kaçırırız. O yüzden bir kekemenin konuşmasını takip etmek zordur. Çünkü zorlanışına bakarız. Fiilen bir organ olarak dilin kendisine dikkatimiz çekilir. Brecht mesela yıllar önceki notlarından birinde diyor ki işte Berliner Ensemble'la okuma provaları yapıyorlar. İşte Shakespeare'in bir modern Almanca ile yapılmış bir çevirisine. Bir de önce bir onun üstünden geçiyorlar modern Almanca ile. Sonra ta Goethe döneminden bir çeviriye bakmaya başlıyorlar. Tabii şimdi mesela bir oyuncunun eline Osmanlıca bir metin vermek gibi bir şey yok. Bayağı hani zorlanıyor Alman oyuncular o dönemin Almancasına bakarken. Ve diyor ki işte bu yani dilinizi fark ediyorsunuz çünkü dönmedikçe. Ve birdenbire o sözcük sizin ağzınızda sahici bir yer kaplamaya başlıyor. Bunun üstüne düşünmeye başlıyorsunuz. Sözün teflon etkisi, oyuncunun ağzından şakır şakır akması, bütün bunlar kalkıyor ortadan. Şimdi burada da öyle, kekemelikte de yani bütün o tekrarlarda ne yaptığını biliyor olmak hep aynı yere geliyor. O da öyle bir çaba gösteriyor ki konuşurken ister istemez onun verdiği dikkati siz de veriyorsunuz. Burada da öyle, çok farkındayım diyor ve dikkatimiz öyle büyülü bir sahneye, ay işte empati kuracağım, dramatik olarak çekileceğim, işte biraz hani duyularımın uyuşturulacağı bir yerde olmaktan ziyade bayağı bütün duyu organlarım canlanıyor. Çünkü öyle bir yerden çekiyor sahnesini. Biraz performatif dediğiniz yeri buralardan okuyorum ben de. Evet yani orada kandırarak sahiden rolmüş gibi yapmak değil. İşte dramatik tiyatronun bize öğrettiği gibi. Fakat onu ya bir vantrolog bebek gibi önünde tutmak, vantrologun bebeği kuklası gibi, ya da onun da altını rol yapmanın ta öbür ucundan çıkarak, aşırılaştırarak öbür tarafını göstermek ve gene altını oymak. Yani evet işte şeyi bilenler için işte baş işte gövde işte kanatları. Mesela hiçbir şey yenmeyen o görkemli yemek sahneleri. Evet. Yani evet tanım itibariyle mış gibi yapılan bir sahneye bakıyoruz. Evet bütün yemekler öyledir işte onlar butafordur genellikle falan filan. Ama şimdi bizi onun yokluğuyla baş başa bırakıyor. Ve yine bütün eylemler orada. Evet, evet bu yoklukla aslında devam edelim ve belki işte baş, işte gövde ve işte kanatları bu bütünlüğün yokluğuyla doğrudan zaten başlık, metnin başlığı işte baş, işte gövde, işte kanatlar. Yani doğrudan bize söylediği şeyi ben yani siz bir parçalardan bahseden bir metinle karşı karşıyayız. Bu metin yine sahibinin sesiyle de biraz ona da göndermeler yapan bir metin. Sonra yine Everest My Lord'la da ama Everest My Lord artık giderek hani dozajın arttığı bu parçalanmanın belki de en uç noktası. Sahibinin sesi ve işte üç oyun arasında bir dizge kurarsak ötekinde dizge tamamen bozuluyor. Buralarda biraz daha bir dizge var. Peki bu yokluk ve parçalanma ilişkisi işte baş ve işte gövde ve işte kanatlarda Sevim Burak'ın bir imkanlar da sunuyor aslında metinde. Yani bu imkanlılıklar nasıl ortaya çıkıyor sizce? Şimdi belki şeye dönmekte fayda var. Yani beden
Elbette ya, oyuncuyla yapılıyor tiyatro. Ve sanki bedenler zaten doğal olarak oradaymış gibi gelebilir alanın biraz dışındaki insanlara. Fakat tarihine baktığımızda hiç öyle değil. Yani ta antik Yunan'dan bu yana aslında hani şöyle hızlıca bir gelsek, işte antik Yunan'daki tragedya kahramanı diye yazılanlar bayağı işte Elinor Fuchs'un tabiriyle o büyük hikayelerin üstüne asılacağı askılar aslında. İnsan falan değil. Bunlar modern anlamıyla karakter de değiller. Yani Antigone'nin psikolojisi diye bir şeyden söz etmek aslında anakronik. Çünkü içe kimse bakmıyor zaten. İşte görevler hedeflerine doğru çekilmiş bir ok gibi diye anlatır yine Fuchs. Ondan ibarettirler. Yani yapacakları şey tepeden tırnağa bir kardeşini gömme iradesi olmak mesela. Antigone açısından. Sonra işte o tarihine bakarken mesela galiba ilk insana benzeyen bir içi olan anlamında ilk karakterlerden biri olasılıkla Hamlet, fakat çok erken. Yani şu yüzden içi var diyorum. Mesela kararsızlık daha önce yazılmamış bir şey. Yani şu demek ya, o kadar geniş ki içim, bir duvarına bir duvarına çarpıyorum ve oraya bakıyorum demek. O yüzden hani içi olan, şimdi bir iç verebildiğimiz bir karaktere galiba ilk defa o zaman bakmaya başlıyoruz. Ama bu orada sürmeyecek. Biraz erken bir şey Hamlet'le yapılan. Sonra belki denebilir ki ta Freud'la bilmem neyle işte roman sanatı patlamış gelmiş, bireysellik, öznellik falan filan ve 19. yüzyıl tiyatrosu Batı'da bayağı işte travmalarıyla, psikolojisiyle, geçmişiyle bir karakter olarak aslında şaikasına orada ulaşıyor. Fakat karakter gelişirken tiyatro sahnesinde ne olduğuna bakıyoruz. Oyuncu bedeni zaten yoktu genellikle. Yani hep gizlenen bir şey. Çünkü hep biraz sakil. Çünkü mesela sanat olmak için fazla keyfi, tuval değil, kaprisli ve üstelik mahrem. Yani dinsel orta çağdan bakarak da öyle. Yani hep o alegoriler falan, işte sahnede yedi günahı temsil etmekler falan. Oyuncu bedeninin bayağı olmadığı bir yerdeyiz. Hepsi askı. Böyle daha büyük bir şey taşıyorlar. Fikirleri taşıyorlar. Sembolleri taşıyorlar falan. Onların taşıyıcısı. Öbür tarafta da yani modern metinler yazılmaya başlandığı işte 19. yüzyıl boyunca diyelim. Hep bana şöyle geliyor, yani oyunculuk deneyip yapamadığım bir şey benim. Ama oyuncunun sahnede yüzlerce gözün karşısında öyle durabilmesini sağlayan şeylerden biri rol. Çünkü öyle güzel bir kılıf ve sizi öyle güzel saklayan bir şeydir ki. Yani aa, nasıl dikiliyor derler belki seyirciler. Bu sayede dikiliyor çünkü bir karakterin arkasında. O ne kadar hani üç boyutlu karakter diyoruz çünkü oyuncu giysin istiyoruz tam olarak hiçbir yeri dışarıda kalmadan. O bayağı oymuş demek gibi gelir bana. Şimdi bu çok koruyor tabii oyuncuyu. Onu oynatıyor, onun içinde ona can veriyor fakat kimse ona bakmıyor. Kimse onun bedeni hakkında konuşmuyor. Çünkü ne kadar iyi saklandıysa rolün arkasına o kadar işinin hakkını verdiği düşünülüyor bir yandan da. Sonra başka fikirler çıkacak ortaya tabii. İşte Brecht bu ikisini birbirinden ayırmaya başlayacak. Hem teorik olarak hem bunu uygulamada nasıl yapabileceği üzerine bütün bir ömrünü verecek bir yandan da. Fakat oradaki illüzyon, yani hem bedeni sakınan, gözden sakınan, saklayan, hem de oyuncuyu bedeniyle bir şey yaptığını neredeyse unutturan, o yüzden mesela ses hep tuhaf bir biçimde çok ön plandadır o tiyatroda. Çünkü sadece konuşma arzusu gibi görünebilir bazen oyunculuk. Çünkü bedenin geri kalan kısmı gizlidir. Ve bu rol fikri, yani bu kadar giyilebilir rol fikri parçalanmaya başladığında biz de yeniden oyunculuk üstüne ve oyuncu bedeni üzerine düşünmek zorunda kaldık. Çünkü mutlaka bir yerleri açıkta kalıyor oyuncunun. Şimdi evet, bedenden söz ediyoruz. Bu ama sadece tiyatroya özgü bir şey değil. Geçenlerde başka bir şey için bakarken Virginia Woolf'un bir denemesine denk geldim, hastalık üzerine, on illness. Şöyle bir şey diyor, çok hoşuma gitti. Proust'un birkaç sayfası dışında diyor, beden hakkında hiçbir zaman konuşmamıştır edebiyat. O da nasıl her şeyin fikirden ve düşünceden yapıldığını göstermeye bayılır.
İşte beden olsa olsa şöyle bir şeydir. Böyle saydam bir camdır da oradan baktığımızda karakterin içindeki fırtınaları görürüz. Onun için vardır beden diyecek. O yüzden garip bir şey bedenle uğraşmak. Yani hep çok saklı, gizli, mahrem onlar yüzünden olasılıkla zor görünüyor. Fakat mesela gene aynı denemede Virginia Woolf diyor ki oysa hastalık ve acı çeken beden müthiş konuşkandır. İnsan hasta olduğunda çocuksulaşır. Yani buralardaki bu çocuk oyununa benzeyen şeyi de hatırlatıyor bana bu. Yani bedene dikkatimiz belki bir haz noktasında, belki bir de çok acı çekmeklerde denk geliyor ya. Yani Müslüm Gürses'in konserlerinde genç çocukların yani şehrin varoşunda yaşayan, yoksulluk içinde çalışan o çocukların o konserlerde kendini jiletlemesi, izmarit basması falan. Baya hani kendini yeniden bir bedene dönüştürmekmiş gibi geliyor içeridekini bastırmak için gerçek fiziksel bir acı çekmek gibi gelir bana hep. Şimdi burada da öyle fizik açığa çıktıkça hem çok dışarıdan seyredilebilir işaretlere bakıyoruz demek bu. Hem de açlık gibi herhalde bedensel deneyimin en ekstrem noktalarından birine baktığımızda yani açlıktan yapılmış bir metne bakıyoruz sahiden her anlamıyla ama en çok yani bizi öyle bir davet sofrasına oturtarak başlar ve bir ne denir taziye yemeğidir o aşağı yukarı değil mi? Hep o dirimle ölüm zaten birbirini anlamlandırarak orada ve oradaki yokluk aynı zamanda elbette hani metaforik anlamıyla hayat boyu çekilmiş yokluk, gelecek yokluğu falan. Fakat eylemin kendisine, yeme eyleminin kendisine dikkat çekmenin muhtemelen dahice bir yoluna bakıyoruz. Ortada hiç yemek yokken sürekli yemek tarifleri, yemekler gidiyor geliyor. Varlığıyla yarattığı, aman yokluğuyla yarattığı bir varlıktan söz ediyoruz aslında ve göstermekten çok daha kuvvetli bir etkisi olduğunu seziyoruz. Bir bakıma o yokluğun aslında galiba. İştahı görünür kılıyor. Yani iştahı Ve anlatmak. asla doyurulamayacak Evet. haliyle. Evet, doyurulamayacak haliyle. Sonra işte oyunun son sahnesindeki hiç eğlenememeli aslında bununla birlikte. Eğlence yok yani hayatlarında. Öyle bir açlık da var ve bu sonrasında oraya da taşınıyor. Şimdi ben biraz metinleri ve metinlerde kullanılan isimlerle oynamayı seviyorum. Bu metin de biraz buna müsait gibi geliyor bana. İşte Melek, Nivart, işte Ziya bu sefer Dağana, işte Bilal Bağana, burada Ziya Dağana oluyor. Mezar taşçı, fotoğrafçı, avukat. Şimdi Melek zaten bir aynı zamanda melekmiş gibi görünsün diye o yabancılaştırma kısımlarının olduğu yerde sanki işte bir taraftan da Ziya Bey'in Azrail'iymiş gibi sürekli işte ona yaklaşıyor. Falan. Böyle bir şey var. Bir de Nivart, hem onlar çocuklar ama bir taraftan Marie Nivart'ı da düşünmüş müdür yazarken? Ya da sizin de aklınıza geldi mi bu Hiç Marie Nivart? düşünmemişim biliyor musunuz? Hiç düşünmedim Marie Nivart'la bir bağlantı olup olmadığını. Fakat ben de mesela o meleğin kurulma biçimini çok seviyorum bu hikayede. Çünkü hem hakikaten fiziksel olarak hani onu zaten ilk gördüğümüz fotoğraftan itibaren ya öyle bir kadraj içinde kadraj yaratarak ilerliyor ki yani önce fotoğrafı gösteriyor sonra o fotoğrafın çekildiği güne gidiyoruz sonra o fotoğrafın çekildiği ana gidiyoruz melek olma anına gidiyoruz fakat o kadar yoğun bir belirsizlik yaratarak yapıyor ki yani bunu burada okunaklı görünen hikayeyi aşağı yukarı aktarabiliriz işte bir dönemin çok yaygın uygulamalarından biri. İşte paşaların evlerine biraz besleme gibi, biraz evlatlık gibi her şey için kullanılabilecek genç çocukların emanet edilmesi. Onların bir ömür boyu o adamdan bir himmet beklemesi. İşte ya ev bırakacak ya evlenirse lütfedip miras kalacak falan ama ne adamlar böyle bir şeye yanaşıyor ne çocukları izin veriyor. O hayatlar öyle bir takım adamlara bakarak heba olmuş, geleceksiz, değil mi? Yani bir türlü aslında dışarı çıkamıyor oyun boyunca çünkü dışarıda bir hayat bilmiyor. Hiç dışarı çıkmamış, tek bir gün biliyor.
muhtemelen tek günü var hakikaten o Kuşdili Çayırı'nda geçirilmiş. O da korku dolu. Çünkü Ziya Bey her şeyden sürekli haberi olduğu fikrini yaratmış onlar üzerinde. Yani ona bir sürü yalanlar söyleyerek evden kaçılmış ve bir tane çalınmış gün var işte hayatta. Sürekli oraya dönüyor ve artık o final sahnesi zaten hani ikinci perdenin sonunda öyle bir şeyin işaretini çok veriyor. Göreceksin Ziya Bey diye. Böyle çok ürkütücü bir meleğe dönüşüp Azrail gibi. Sonra da ona o sahneleri seyrettiriyor gibi görünüyor. Yani erkeklerle flört ettiği, azıcık eğlendiği, kendini dağıttığı, bütün oradaki başlıklar işte düşen melek, intikam alan melek, bütün hani o tasvirlere dair her şey bir yandan da orada. O yüzden melek çok hakikaten güçlü bir figür hikayenin içinde. Nıvart'la ilişkileri de hani hem bir tür dayanışma gibi görünüyor. Çünkü aynı meselenin bir bakıma işte farklı hiyerarşilerdeki kurbanlarıymış gibi görünüyorlar. Ama bir yandan da bütün ezilenlerde görüldüğü gibi bir yandan da birbirlerinin de altına oyuyorlar varoluş meselesi sırasında. Hem bütün o ikilikler, sahne ikilikleri biraz o mevcudiyeti yaratan şeyler. Yani Beckett için de derim böyle bir döneme gelene kadar hep bize bir takım ikililer gösterir. İşte Estragon'la Vladimir gibi, Willy ile Winnie gibi, işte Hem'le Clow gibi. Bu biraz bu tekil sahne mevcudiyeti kavraması çok zor bir şey. Yani bir başkası için mevcut olmak diye bir fikir yaratır. Çünkü orada da hep bir izleyici var, bir başkası için mevcut olma fikri. Yani biri adımızla seslenmediğinde bize ya da gözümüzün içine bakmadığında bir süre sonra mevcudiyetimiz çökmeye başlar. Yani bir başkasının gözünde kendimizi görmedikçe biz. Biraz sanki onu sağlıyor. Çünkü o kadar varla yok arası var olma biçimleri ki bunlar tanığa ihtiyaçları var. Yaşadıklarını, ölmediklerini hatırlamak için. Hani ve hep bunun bir üstlerinde hep sallanacak hayatları boyunca, ömürleri oldukça bir kılıcı olarak da orada ölümü, henüz ölmemiş mi, komada mı, geri döner mi diye baktığımız ölü baba, işte Ziya Bey, işte neyse bunların veli nimeti diyebileceğimiz o adam var bütün baskısıyla. Mesela bu başlı başına harikulade bir fikir zaten. Yani oraya ölümü dirim olduğunu bilmediğimiz ve bununla ilgili de hakikaten ser verir sır vermez. Yani derin okuduğunuzda da bulamazsınız ve tam olarak bu belirsizlik üzerine kurmuştur Sevin Burak da bu metni. Bayağı o mesela şey, o pozisyon, yani ne ölü ne diri olma pozisyonu ne umut ettiriyor ne tam olarak umudu kesebiliyor. O kadar feci bir arafta tutuyor ki onu sonsuza dek. Tıpkı evde o ihtimalle işte bakarsın evi bırakır, bakarsın evlenir, bakarsın bir maaş kalır ihtimali gibi berbat bir biçimde eziyet etmeye devam ediyor. Çok kuvvetleniyor yani o baskı. Fiili bir baskıymış gibi görünmeye başlıyor sahiden. Evet, eziyet bir de bu diğer eserlerinde de var. Bir de bir istismar, yani bayağı bir bu kadınların genç yaşta getirildikleri evlerde ciddi şiddete. Çok sahipsizler, evet. Evet, ciddi bir şiddete maruz kalmaları da aslında bu tekrarlarla bir o şiddet etkisi de. Yani sadece acı değil, bu yani işte sizin biraz önce söylediğiniz eziyetin bedene çarpan bir şeye, yani bayağı bir şiddeti de görünür kılıyor bu şekilde metin. Yani. Ve bunlar hakkında konuşmak hakikaten çok zor. Yani konuşmak da zor, temsili de zor. O yüzden bu kadar üzerimizde dehşetli bir etkisi var. Ve şunu çok erken anlamış bir yazar bence Sevin Burak. Hep duysallıkla çalışıyor. Yani o topuğa giren iğne, yani hala insanlar biliyorlar bunu bilmiyorum ama ben de mesela dikiş dikilen bir evde büyüdüm. Çocukluğum öyle bir evde geçti. Çok sıktı evde dikiş dikilme oranı bir zamanlar. Ve bayağı hani evin en büyük tembihiydi yani. Çıplak ayakla gezme terliksiz dikiş iğnesi girerdi. Ve onun evet vücutta yürümesi diye bir fikir de vardı sahiden. Şimdi bu o kadar duyusal bir şey ki birdenbire bedeni evet
bir iç yaratıyor bedende. Çünkü o içte evet şey sahibinin sesinden ya da Yahova'dan söz ediyoruz. O topuktan girmiş iğneyi böyle kocaman bütün bedeni neredeyse kulak olmuş gibi Bilal Bağ'ın her yerinde takip eder. Ve biz böyle bayağı bir röntgen filminde metal bir iğnenin görüntüsünü izliyormuşuz gibi bir iç görürüz. Yani o içi işte psikolojiye boğmadan, travma demeden, dolayısıyla çok tekil bir şeymiş gibi göstermeden, yani Sevin Buran tiyatrosuna ya da yazınına insanlar kolay kolay politik demezler. Bana müthiş politik geliyor sizin de söylediğiniz yerden. Çünkü bunu temsil etmenin müthiş bir biçimde bir yolunu bulmuştur. Yani işte azınlık meselesinin, işte babanın adı meselesinin, bütün bunların bayağı fiziksel karşılığını bulmuş ve bunu göstermiştir bize. Yani sadece bunun için sadece hani Sevin Burak üzerine konuşulan sonsuz dersler yapılıyor olması gerekiyor gibi geliyor insana bir yandan da başlangıçta söylediğimiz yerden. Evet, artık daha okunaklı, işte kitaplar da çıktı, işte dergiler özel sayılar, dosyalar yapıyorlar falan filan ama garip bir biçimde bu topraklarda galiba şöyle bir şey oluyor. Mesela Beckett'ten daha zor değil Sevin Burak. Fakat yerli bir metni okumanın bize doğal olarak dehşetli, konforlu bir okunaklılıkla kucağımıza düşeceğini varsayıyoruz olasılıkla. Ona bahşettiğimiz sabrı buna bahşetmeyip anlamıyorum diye bir şey oluyor. Buradaki çifte standartı belki hatırlatmak gerekiyordur. Gerçekten okuyup sevdiğimiz, sahnelediğimiz üzerine çalışıp pek çok metinden daha zor, daha imkansız değil. Sözünü ettiğiniz, az önce atladığım imkan meselesi orada. Çünkü öyle bir imkanın ucunu yakalıyor ki hem yazarlara hem tiyatroculara müthiş bir yol gösteriyor. Orada bir model sunuyor. Yani hem tekrar, model demeyelim ama bir örnek sunuyor. Üzerine çalışılabilir. Bayağı nasıl yapıldığına baktığımızda bizim için gittikçe temsili güçleşen bu dünyanın nasıl temsil edilebileceğine ilişkin çok acayip bir şey çıkarmaya başlayabiliriz sahiden. Sorunu belki manifesto yazmamış olmasıdır. Kendini manifestolarla ifade etmemiş olmasıdır belki. İşte istediği kadar insanlar gerçeküstücü desin, ucu desin, bucu desin. Hani hep dönüp onu hayatıyla okuma zorunluluğu. Belki bunlar eleştirel alışkanlıklardır ama bazı insanlara bu yapışır. Ya yani herkesi öyle okumuyoruz. Yani işte ne bileyim, Bilge Karasu'nun bir metnini okurken Bilge Karasu'nun hayatına bakmak pek az insanın aklından geçer. Başka bir avantgard olarak söylediğimizde. Ama Sevin Burak'ın işte hani ben de yazarken öyle yazıyorum. İşte yok teyellermiş, terziymiş falan. Çünkü bunu garip bir biçimde, performatiflik biraz da öyle. Yazı beden dediğimiz şey bayağı kendini yazıya yapıştırmış, yazısını bedenine yapıştırmış ve bayağı onun İkisinden mürekkep bir şeye bakıyoruz her seferinde. Yazı bedenine galiba, evet. Evet. Tam mezar taşçı da öyle zaten, değil mi? Metinde biraz mezar taşçı. O da ilk önce bir parçalanıyor. O sofranın bir parçası gibi. Ama ondan sonra her gidiş gelişinde acaba işte o tekinsizliği de ve belirsizliği de, eziyeti, hani gerçekten öldü mü? Beni sürekli oyalıyorsun. Mesela Melek'le konuşmalarında var. Hep beni oyalıyorsun. Bir türlü ölmüyor yani mezar taşçı için. Şimdi onun varlığı hem bu eziyetin bir işkence, yani şeyi, bir de hem de beden gibi, yani şeydir ya, mesela Abdülhamit de vardır mesela, ki gerçek hayatında da varmış onun da, boş bir mezar, yani evlerin önüne boş bir mezar kazmışlar bir gün biri ölecek diye ve bütün çocukluğunu boş mezarda kim yatacak diye geçirmiş, sonra Makber'i yazmış işte. Şimdi Sevin Burak da bu mezar taşçı da yani biri bir çukur açmış, onu biliyoruz, en azından ben öyle anladım metinde. Birisi ya da mezar taşı yapılmış işte. Evet, bir mezar taşı yapılmış. Fakat bir türlü bu işlev tamamlanamıyor. Yani bu bitirilemeyen şey ya da para ödenmesi gerekirken kendisinin onun ölüsünü taşımak için zaten bunlar varlıklı insanlar deyip işte meleğe borç vermesi. O aslında meleğin ne kadar kötü durumda olduğunun, belki aile tarafından da bu adamın, bu kızla unutulmuş ve baş başa bırakılmış
olduğunun, o terk edilmişliğin başka bir parçasını oluşturuyor. Yani o şeyi kullanmak, hani ailenin şöhretini kullanmak hayatına hı hı. devam edebilmek için. Ve bir şekilde mesela bu bize şeyi de getiriyor. Siz hani dediniz ya belirsizlik. Belki o öldürdü Ziya Bey'i orada gerçekten ve hayatını sürdürmenin bir yolu olarak kendisine böyle bir şey mi buldu? Bu bir soru işareti. Diğer taraftan tamamen aile tarafından mı terk edildi? Bu başka bir yolu. Ama sanki mezar taşı bir taraftan da hani bütün bu metnin parçalanmışlarının da işte bir tarafı yapılmış ama bir tarafı yapılamamış, bitirilememiş, gömülemeyen ölünün çok anlamlı bir ya metafor demek istemiyorum da çokluğunu, yani o parçalanmışlığına ve aslında her parçanın kendi başına da bir anlamı olduğunu da gösteren bir şey mi? Öyle düşünüyorum. Yani hiç boşu yok Sevim Burak'ın zaten. Yani öyle yani ben genellikle olmadığını düşünüyorum kurmacalarda zaten. Hani zihin onu doğru yerine doğru bir biçimde yerleştirirmiş gibi gelir hep bana ama burada o kadar hep ne yaptığını bilen, bunu inkar etse de bazen hep ne yaptığını bilen birinden söz ediyoruz. Yani bu oyunun bir kez bu haline baktığımızda bütün parçalanmışlığına rağmen mezar taşçı olmadan bu metin olamazmış gibi geliyor sahiden. Çünkü hem bir yandan aslında Ziya Bey'in yaşarken yaptıklarını sadece onlardaki karşılığını görüyoruz. Mezar taşçı sayesinde basbayağı o baskının, yani para vermek, para almak, parayla bir tür köşeye sıkıştırmak varlığıyla ve yokluğuyla, sürekli bir tür ne denir, şantajcı bir yerde durmak, sürekli açık kollamak, sürekli pencerelerden, kapılardan bakmak, içeri sızmak, bir zamanlar olmuş olan şeyin şimdideki karşılığı ve hani her şey Ziya Bey gibi zaten, her şey mezar taşçı gibi, o parçalanıp yayılma dediğim şey biraz da öyle bir şey. Yani Nıvart'ta da bazen ona benzer bir şey olduğunu görüyoruz. O da işte sürekli dedikoduları hatırlatıyor ona. Canını sıkıyor meleğin. O da onun canını sıkıyor. Birbirlerini sürekli aynı yerden canını sıkmaya devam ediyorlar. Çünkü çok hoyrat bir biçimde üzerlerinde egemenlik kurmuş bir erkeklik var. Yani hatta bir erkekler ordusu var. İşte kardeşler falan hepsine birden bakmış. Yani onun arkasındaki sonsuz kullanmaları hiç hakkında konuşmuyor net bir biçimde. Ama onu o kadar belirsiz bıraktığı yerler var ki bayağı karpuz çatladılar bir şeyler. Bayağı zihnimizden bir şeyler sızıyor çok sert bir biçimde. Ve onun hep her seferinde o çocuksuluğa dönerek o ifadelerle çocuktum, küçücüktüm ifadesiyle hep öyle bir yerden daha sert, daha sert. Yani mümkün olan o en sert çekirdekle göz göze getiriyor bizi aslında. Ve bunu tuhaf bir belirsizlik kurarak yapıyor. Yani şunu iddia etmek çok zor. İşte hepsine tecavüz etmiş, yok falan. O kadar zor ki, ama orada biliyoruz yani bütün gölgesiyle orada hakkında konuşulamayan şey. O yüzden temsil meselesinde neyin temsil edilebilirliği üstüne işte Ranciere'ler falan çok yazdılar, çok da düşündüler. Sahiden hani en çok sanırım bu konuşmada sizden aklımda kalacak şey bir imkan gösteriyor mu sorusu. Kesinlikle bununla ilgili bir imkanın sınırlarına da işaret ediyor. Bize diyor ki bak oraya doğru yürüdüğünde bunun mümkün olabildiğini göreceksin. İşte yokluğu varlıkla, varlığı yoklukla, geçmişi şimdiyle, yaşamı ölümle, ölümü yaşamla, müthiş bir diyalektiği var gerçekten. Sürekli elinin altında tuttuğu, onsuz düşünemediği, çok iyi düşünüyor. Yani yazının kendine ait bir zihni olduğunun o kadar erken bir yerde farkına varmış ki ve o zihni bir bedene çevirmiş. Yani neredeyse yaparak düşünen ve yaparak anlayan bir strateji bu. Bizim için de öyle. Sadece yapılırken gördüğümüzde aslında anlıyoruz. Söz öyle ikinci planda kalmaya başlıyor ki, çünkü fiilen performatiflik dediğimiz yerden belki böyle ilişki kurabiliriz. Fiilen yapılırken gördüğümüz bir şeye bakıyoruz. Bütün mış gibi dünyasına rağmen. Onu hiç elden kaçırmadığını düşünüyorum sahiden.
Şimdi bütün bu tekrarlar, işte yine bu oyunda özellikle Melek ve Nivard'ın tekrar tekrar yemek yemeleri, işte tekrar tekrar aynı Birbirleriyle sahne tanışmaları. birbirleriyle tanışmaları, işte birbirlerine uzaktan bakmaları, burada bir rüya atmosferinin yaratılmaya çalışılması, işte oyun mu, gerçek mi, rüya mı, hayal mi? Sanki bu biraz bu kahramanların birbirlerini izlemelerini ve kendilerini de izlemelerini sağlayan bir şeye dönüşüyor. Çünkü o evin içinde de mesela işte hem çocuktum diyor hem dışarıya bakıyor, mezar taşçıyı görüyor. Mezar taşçı pencereden içeriği gözetliyor, diyor ki bizi gözetliyor, bize bakıyor yani. Bir taraftan işte Ziya Bey arada ona dönüp bakıyorlar falan. Ha, bize mi bakıyor falan? Acaba bizi izliyor mu? Böyle bir izleme, hem kendini izleme, hem olan biteni izleme ve izlenme meselesi de sanki bu kitaptaki parçalanmışlıkla bir ilişki içerisinde sürekli. Ya galiba o biraz da şimdi öykülerini düşünmeye çalıştım ama tabii hepsini zihnimden geçiremedim ama mesela hakikaten o demin söylediğim tiyatroda ne yaptığını bilmekle ilgili bir kısım. Çünkü tiyatro salonu ikiye ayrılmış durumda gibi tarif edilir. Yani izleyenler ve izlenilenler diye. Halbuki yani bu kadar Descartçi olmaya gerek yok. Bu kadar kartezyen değil hiçbir zaman tiyatro salonu. Bayağı şunun farkında. Yani önce seyirciye doğru dürbünle bakar mesela Bilal Bağan'a oyun açıldığında sahibinin sesi. Onu karşılıklı hale getirir. Yani der ki gözüm üstünde. Şimdi o diyalektiği bir kez anladığı için çünkü öbürü bayağı böyle araya işte Ses illüzyon çekiyor. tiyatrosu dediğimiz araya dördüncü duvar dediğimiz bir şey yaratıyor. Sanki onlar işte her nasılsa seyirciyi hiç görmüyorlar, bilmiyorlar ama biz oturduğumuz yerden röntgenliyoruz gibi. Bayağı röntgenleyen bir adamı seyirciye bakarken dürbünle sahnenin ağzına getirdiğinde bütün o şeyi tiyatro tarihini bir daha baştan düşünelim mi dedirtiyor aslında bir yandan da. Çok farkında dediğim kısım bu. Ve mucize gibi görünen kısım da şu bana. Teknik tabii ama bir maddesi var yani. Teatrallikle performatifliği bir arada düşünmek dünyanın en kolay şeyi değil. Yani birbirlerini hafifçe itiyorlarmış gibi görünüyor. Yani işte performans sanatının mesela bunu ancak tiyatrodan kaçarak yapabiliyor olmasından söz ediyorum. Yani hikayeden kaçtığında, karakterden kaçtığında, bir oyun kişisinden kaçtığında, daha çok monografi, daha çok kendisi falan. Burada öyle acayip bir aralık yakılıyor ki hem tiyatral, hem rol orada, hem performatif. Sahiden yani tiyatro metni olarak da, yazı olarak da döne döne bakıp ne yaptığını teknik olarak da görmeye çalışmaktan ben müthiş haz alıyorum. Nasıl yaptığını anlamaya çalışmaktan da çok haz alıyorum. Hep çok severek yazdım o üstüne çalıştığım makaleleri. Şimdi Sevin Burak deyince anekdotsuz olmaz tabii. Ben de tam o ilk 2003'te 2004'te falan yazmıştım galiba ilk makalemi ve müthiş heyecanlanarak yazmıştım sahiden. O zaman çok zor bir hamilelik geçiriyordum. Ve işte sürekli kulağım bebekteydi, karnımdaki bebekte. O yüzden böyle hücrelerime kadar Bilal Bağlan'ın ne yaptığını hissettiğimi düşünmüştüm. Yani sürekli vücudunda yürüyen iğneyi takip edişi gibi. Hani duyusallık dediğim biraz öyle bir şey. Yani ister istemez sizi bedeninizle çağırıyor kendi yazdığı şeyi kavramanız için. Önce karnınızla, etinizle anlıyorsunuz ne yaptığını. Sonra zihinselleşiyor. O kısmı çok, çok çekici buluyorum gerçekten. Bir de rüya meselesi de bayağı Sevin Burak deyince çok mühim bir ne diyeyim, büyü gibi bir şey aslında rüya. Bildiğimiz işte rüyanın gerçek hayatla arasındaki tezatlıktan çok, en azından bana öyle geliyor. Sevin Burak'ta rüya böyle birden bir büyü ortamı yaratıyor. Ama bu illa iyi bir şey değil yani. Kara büyü de olabilir. Bu ne diyeyim, atmosfer yaratmanın daha katmanlı bir hali sanki. Rüyayı bu şekilde sizin bahsettiğiniz hani bedenselleştirmenin bir yolu. Belki işte o teatrallikte performansı kesen şeylerden birisi rüyanın da dönüşerek kullanılması metinlerde.
böyle bir şeyden söz etmek? Galiba bir tür hani zihnin içinde derinleştiriyor bizi her rüya sahnesinde. Yani karakteri böyle aman aman anladığımız, iyi kurulmuş, bütün noktalarını bildiğimiz bir geçmişle değil de bir zihni olduğu ve rüyaları olduğu, demek ki düşündüğü fikriyle aslında daha sahiciliğe yaklaştırıyormuş gibi geliyor bana. Arto'nun da Sevin Burak'ın da düşler konusunda birbirine çok yakın fikirleri var. Mesela ikisi de çok ortak görüyor düşünceyle rüyayı. Aynı malzemeden, aynı dokudan yapıldığını söylüyorlar ve rüyalar, hani Arto'nun işte tiyatro ve ikizindeki müthiş veba metaforu. Yani işte kralın biri bir rüya görüyor ve ülkenin açığına demirlemiş bir gemide veba salgını olduğunu görüyor ve yasaklıyor uyandığında onun kıyıya yaklaşmasını. Fakat şöyle bitiriyor Arto anekdotu, diyor ki rüyasından çoktan veba kapmıştır zaten. Çünkü bir ilişkidir o. Yani o kadar tuhaf bir iç duyusallık ki bayağı hani bedende yaptığını, neredeyse zihin dediğimiz ele gelmez şeyi bile rüyalar sayesinde bir maddeye, bir somutluğa dönüştürüyor. İlk korkuları tiyatro ile ilgili Abidin Dino'ya yazıyor galiba mektupta. Diyor ki çok korkuyorum tiyatrodan çünkü hikayeye benzemiyor. O kadar soyutlama imkanı yok. Her şeyi somutlamak lazım. O kadar iyi anlamış ki ne yapması gerektiğini. Çünkü karnal bir şey tiyatro sahnesi. Öyle et, kan, can. Evet, orada. Ve en çok ona kafa yormuş gibi görünüyor. Yani korktuğu şey üzerine müthiş bir biçimde gitmiş ve hepsi için bir yanıt bulmuş sahiden. Rüya bile bir madde aslında onun metinlerinde. Şey, kazana atılan bir başka madde gibi ve gerçekten hani böyle bir büyü yaratıyor. O da tamamen somutlaşıyor. Evet, bence bu da çok büyülü bir konuşma oldu sayenizde bugün. Estağfurullah, sağ olun, ne güzel sorular açıyor tabii insanı. Sevin Burak, gerçekten sizinle Sevin Burak konuşmak çok güzel oldu. Ben şimdi biraz da bayağı da bugün dinleyicimiz var, ne güzel. Eğer sizin sorularınız varsa Bilis Hanım'a ya da Sevin Burak'la ilgili dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin söylemek istedikleri. Evet, şurada bir tane, evet. Ben Filiz Ergün Ünal, Sevin Burak bir kitabına malzeme toplamak için evindeki eşyaları satıp araba alıp oğluyla İstanbul'da araba yarışlarına katılmış. Doğru mudur acaba? Abi, bilmiyorum, olabilir. Yani ben de epeydir okumuyorum. Hayır, muhtemelen mahbirdir o. mahbir öncesi bir hazırlık olabilir. Ya hiç şaşırmamak gerekiyor. Evet, doğru. Şey yaptıysa. Evet. Ben de. Evet, Melis Hanım. Melis Hanım merhaba. Sevin Burak hakkında, özellikle Ford McMahon hakkında biraz da fikirlerinizi öğrenmek isterim. Ömrü boyunca çalıştığı bir roman olarak. Evet, sizin fikirleriniz. Ya şey kısmı için belki son bir şey söyleyebilirim Ford Mach'a geçmeden. Özel olarak çalıştığım bir metni değil Ford Mach. Çok benim için de uç metinlerinden biri, Everest My Lord gibi. Fakat şuna da çok fırsat olmuyor aslında Sevin Burak'ın. Zorlayıcı kısmı da o. Mesela hiçbir yazdığını sahnede görmüyor. Sahneden bu kadar öğrenmekten mahrum kalmış birinden söz ediyoruz aslında. Çünkü insan çok öğreniyor kendi yazdığını sahnede görünce. Ne çalışıyor, ne çalışmıyor. Bir sonraki yazışınız için bir sürü fikirle çıkıyorsunuz oradan. Mesela bunların hepsinin, yani ne denir, hiçbirine imkan bulamadı. Ömrü yetmedi bunları görmeye. Şimdi şunu da görmedi. Mesela eleştirel okumalarını, orada nasıl çağıldadığını, okurda nasıl büyüdüğünü, bütün bunları görmeden bir tür böyle kendini kör kabul edelim. Hani bir köre renkleri anlatıyor gibi yazmayı öğrenmeye devam etmiş
gibi geliyor bana. Mah'ta ne yaptığını konuşacak durumda değilim. Çünkü taze bir okumam yok Mah'la ilgili. Ama hep o yani bir seferinde şey diyor dedim ya, yani benim için bir hikayenin başına oturmak, yeni bir hikayenin şakağıma silah dayamak gibi. Ve onu oradan hiç indirmiyor. Yani hiçbir zaman konforlu bir alanda durmuyor. Yani tamam bunu artık öğrendim, bir süre bununla idare edebilirim demiyor. Yani her seferinde başka bir şey. Yani tekrarla bir önce yazdığı metnin içinden bir şey alıyor ve bir üst aşamaya taşımaya çalışıyor. Ben hiç hayatı ve yazmayı kendisi için bu kadar zorlaştırmış bir yazarla tanışmadım diyebilirim. Yani hepimizin bir süre sonra bir konfor alanına ihtiyacı vardır. Ne yaptığını bildiği bir yere. O yüzden bitmiyor avantgardizm. Kendi içinde öyle. Galiba o kadar diyebilirim. Çünkü hakikaten yok taze bir okumam ve böyle zihnimi çabucak toparlayamam. Evet, bir de bitmemiş şeyler üzerine konuşmak da özellikle bu tarz yazarlarda biraz zor oluyor. Kendi üzerine hani hep bir sonraki aşamaya geçmeye çalıştıkları için, bu da bitmemiş bir eser olduğu için biraz böyle daha da zor konuşmak hakkında. Firuze Tuna yine Sevim Burak'la tanışmak için hangi eserinden okumaya başlamalıyız? Evet, ne diyorsunuz? Öyle bir başlangıç galiba hiçbir yerde tarif edilemiyor. İnsan hep bir yerlerde o listeler olsun istiyor. Ama öyle bir şey yok. Bana öyle geliyor ki. Ama mesela Sahibinin Sesini okumak, işte galiba hani öyle bir hiyerarşisi var. Çünkü bildiğimiz dramatik hikaye anlatımına biraz daha benziyor. Ama yanıltıcı o benzerlikte. Fakat kolaylaştırıyor okunaklılığını. Belki hani özellikle tiyatro metinleri diyorsanız oradan başlayabilirsiniz. Öyküler, Derya Deniz, yani neresinden girseniz bir çırpınacaksınız. Kaçınılmaz sanki. Evet, Filiz Ergün Ünal, kendi hayatından beslenen bir yazar olduğunu söylediğiniz için sormak istedim. Teşekkür ederim. Fort Mac kitabı için olduğu söylenir. Bu Afrika'dan seçin de geçerli. Afrika gezisinden evet birçok masklarla dönmüş. Evet, Afrika dansı da zaten o oyunlarına da bayağı etkili oluyor. Afrika'daki ya yani ben doğru, bu Arto'yla karşılaştırdığım bir makale var. O kadar çok ortaklıkları çıkmaya başlıyor ki öyle baktığınızda. Ben çok heyecanlanmıştım sahiden. Yani ikisinin de mesela sözcüğün o anlamıyla başarısızlık bırakmıyor peşini. Yani hiç kimse Arto'nun başarılı bir yazar olduğunu söylemez. Kendi de zaten diyor ki fikir iyiydi ama pratik tarafına ihanete uğratıldım diyor. İşte ikisinin de mesela batıdan çıkıp oralardan, uzaklardan, doğudan diyelim kaynak edinmeye çalışması. Yani biri Bali'ye gidiyor, öbürü Afrika'ya gidiyor Sevim Burak. Hani şunları bilmiyorum işte, hani onu o yolculuğa çekenle hakikaten bir tür yazı kaynağı olarak mı görüp gidiyor, yoksa rastlantılar mı onu oraya getiriyor da dönüp onu yazısına taşımaya başlıyor. Ama hani olağan olmayana hep bir bakıma bakma cesareti, malzemeleri olduğu için bu insanların ve gerçeği onunla parçalama ihtiyacı. O yüzden başka türlü kurulmuş bir hayat çok kolayca buranın içine çekileceğini hissediyoruz zaten. Tam da kumaşları o. Gündelik olanın, gündelik diyebildiğimiz kodlanmış sistemlerin dışında başka bir kodda bakıyor çünkü. Ve o bu kodu çözmek için bir tür dekoder olarak kullanıyor aslında oradan aldığı malzeme. Evet. Selahattin Bey sizi çok özlemiş. Ağzınıza sağlık Beliz Hocam. Özlemişim sohbetinizi diye. Size bir not bırakmak istemiş sanırım. Melis Hanım, Sevim Burak üzerine çalışıyormuş. Sizinle ayrıca görüşmek istiyormuş. Melis Hanım'a mail atabilirsiniz sanırım bunun için. Duygu Bayar Ekren, merhaba. Fazla teknik kaçmayacaksa performatif yazımla tam olarak neyi kastettiğinizi bir tanımla duyabilmeyi çok isterim demiş. Fazla teknik değil de fazla zor. Merhaba Duygu bu arada. Belki şöyle bir şeyden söz edebiliriz. İşte yani mevcut tanımlar bir bakıma aslında sözün eylemi taşıyor olması.
Yani Austin'den öğrendiğimiz bir performatif sözcü tanımı var. O da diyor ki işte sizi karı koca ilan ediyorum cümlesine örnek vererek. Der ki bu sadece bir söylem değil, aynı zamanda bir eylemi içeriyor. Şimdi performatif yazı dediğimiz şey aslında ben en çok mesela bunu Beckett'le anlatabildiğimi hissediyorum. Bir şey hakkında konuşmak değil de hakkında konuşmak. O şeyin kendisi olmak gibi. Yani hakkında konuştuğu olmak diye belki formüle edebilirim. Yani işte beklemek hakkında konuşmuyor Godot. Bizzat bekliyor, bekletiyor. Hani performatif dediğim şey böyle bir şey. Dolayısıyla aslında referansı dışarıda değil de İçeride ve kendinde demek bu. Yani hep bu cümleyi örnek veriyorum. Bu cümle beş sözcükten oluşuyor diye bir cümle kurduğunuzda bunun referansı hep kendi içinde, kendi hakkında konuşuyor. Sağlamasını dışarıdan bir yerden yapmıyorsunuz. Hep kendinde yapıyorsunuz. Bu da evet dışsal referansa kapalı, kendi eylemine odaklı ve onun içinden kurulan demek. Galiba en hızlı böyle anlatabilirim diye düşündüm. Harika oldu bence de. Eray Kaan Erkoca, Beliz Hanım bir makalenizde sahibinin sesi üzerine minör ses ve egemen sesten bahsediyorsunuz. Bu çok seslilik içerisinde Sevim Buran herhangi bir sesi tercih ettiğini, bir doğruya işaret ettiğini düşünüyor musunuz? Galiba kolay kolay düşünemeyiz. Çünkü yani evet mesela minör edebiyat tanımı tabii ya da kavram olarak Deleuze Gattari'den alınmıştı o makalede. Yani bir dilin kıyısında durup aslında o dildeki akışı tersine çevirmek gibi bir şey. Şimdi o tersine çevirme hareketi ilk başta bir dikkatimizi tersine çevirene çekiyor. Ama bir yandan da onun sürekli nasıl daha güçlü karşı akıntı tarafından mas edilmeye çalıştığını da görüyoruz. Sonuçta hep bir mücadele hattına bakıyoruz. Yani var olma ve yok etme, işte kendini gösterme ve üstünü kapama gibi bir sürece bakıyor gibiyiz. Bana öyle geliyor ki, yani işte hem Anne-Marie Mandel'in kızı olmak, işte hem mesela bayağı o Tevrat bütün metinlerinde elden ele dolaşır. İşte isimler oradan çıkmadır. Anlatma üslubunu yani bayağı pastiş gibi üslup devralır Tevrat'tan. Mesela onun Tevrat'taki isim sayma geleneği Sevin Burak yazınına öyle bir içselleşmiştir ki her şeyi isim sayarak anlatır. Yani nesneleri de öyle sayar, insanları da öyle sayar. Bir, bu cenaze yemeğine 10 kişi geldi demez de tek tek isim sayar. O geldi, o geldi, arkasından bu geldi, sonra bu geldi, sonra bu geldi diye. Şunu düşünmüyorum evet yani tekil bir yerden konuşamaz çünkü hep o karşı harekete bakıyor ve çağda dayan bir şeye bakıyor orada. Bana hiç öyle gelmiyor evet yani o tekillik yerine çünkü tekillik belirlilik demek ve en olmayan şey metinlerinde müthiş bir belirsizlik alanı var. Ve hep o birbirine çarptığı yere bakıyoruz iki akıntının ve hangisi hangisi artık onu ayırt edemediğimiz yerler aslında en çok belirsizlik dediğimiz yerler. Hayır çoğul evet yani bence daha polifonik bir şeyden söz ediyoruz. Evet Talin Azar yayınlanma süreci nasıl olmuş çok merak ettim diyor. İşte baş işte gövde kanatlar. Yani şimdi ben biraz baktım. 1984'te Everest My Lord'la birlikte ilk defa Adam Yayınları tarafından yayınlanmış. Neden birlikte yayınlanmış onu da pek anlayamadım. Siz evet. Biliyorsunuz neden birlikte yayınlandıklarını. Sonra ayrı basıldılar tabii. Evet, bende var mesela bu Nisan Yayınları baskısı. Şöyle çok da güzel. Bunlar böyle içleri nazilli basması. Dışları evet, evet. Yine teyellenmiş. Bunlar da evet tek tek yapılmış baskılar. Bunlar güzel ama yani bilmiyorum Mehmet Fuat basmıştır ama neden acaba ikisini bir arada bastım? Galiba mevcut Yapı Kredi yayınlarında da işte baş işte gövde işte kanatlar ve Everest My Lord bir arada basılmış ama yani editörlerin ya da yayıncıların buna dair bir açıklaması var mı bilmiyorum.
Yani olsa bilirdik herhalde. Ya da kendisinin öyle bir... Ben de bilmiyorum yani çalıştığım bir alan değil nasıl yayınlandı. Fakat hep işte yeterince ilgi görmemekten, işte tekrar basımlarının yapılmamasından, oyunlarını sahnelerde görememekten şikayetçi olduğunu biliyoruz. Şimdi bir yandan hakikaten şunun nasıl olabileceğini bilmiyorum. Elbette yani Sevin Burak sahnelendi de işte ben de birkaç gösterim. Ondan ilham almış ya da doğrudan tekstini sahnelendiği bir takım gösterimler izleme fırsatım oldu. Yani bu kadar avantgard bir metin tabii çok avantgard bir sahne fikri gerektiriyor. Yani mesela işte devlet tiyatrolarında, şehir tiyatrolarında oynanmıştır. Yani en çok da yanlış bilmiyorsam Sahibinin Sesi oynanmıştır. Az önce söylediğimiz nedenlerle izlemesi daha kolay, takibi daha kolay diye. Fakat o metnin bile ne kadar avantgard olduğunu aslında, onun bir yanılsama olduğunu hatırlatayım. O yüzden de çok kolay bir şey değil. Yani sahnelemeyle metnin avantgardizminin, şimdi 2000 bilmem kaçtayız aradan bu kadar metin geçmiş, işte reji anlayışı ta oradan buraya gelmiş, oyunculuklar şu hallere gelmiş falan filan. Sahiden hala bunun üstünü yeni bir avantgardizmle örtecek. Yani onu çözmeye, anlatmaya, iyice hani anlaşılabilir kılmaya değil de bayağı yeni bir avantgard sahneleme diliyle üstünü örtüp çalışacak başka bir şeye ihtiyaç var olasılıkla. Bu arada sorudan çok uzaklaştık. Ben bilmiyorum yayını. Gayet güzel. Hatta Tanin Hanım tekrar yazmış. Ben de avantgard olmak ve yayınlanmak açısından o vurguyu kastetmiştim diye. Siz de tam onu anlatmış oldunuz. Birce Semercioğlu. Hocam merhaba. Arto ile Sevin Burak'ı bağdaştırmanız üzerine Peter Brook'un Arto'nun oyunlarını, düşüncesini sahneye taşımak, ona ihanet etmektir ifadesinden yola çıkarak Sevin Burak oyunları sahneye taşınmalı mıdır? Şimdiye kadar yapılan denemeleri bir yana bırakarak demiş parantez içinde. Evet. Çünkü yani bunlar metinleri çok kutsallaştıran şeyler. Halbuki tiyatro öyle bir alan değil. Sonsuz bir deneme alanı. Başka pek çok sanat alanı olduğu gibi. Ben öyle metinlere ihanet falan edilebileceğini de düşünmüyorum. Yani bazen yapabilirsiniz, bazen yapamazsınız. Doğru dili bulursunuz, bulamazsınız. Yani kusursuz sanat diye bir şey yok. Hep işte uğruna ömür tüketiyoruz. O yüzden hani bu çok romantik bir fikir. Hani tarihsel olarak romantik diyorum. Çünkü romantikler mesela bayağı bir dönem Alman romantikleri diyorlar ki Shakespeare sahnelenmesin. Çünkü en mükemmel hali zihnimizde. Şimdi gerçekten bunun Shakespeare'e ne faydası var? Çok kuşkuluyum. Biz bayılıyoruz mesela. Çok tiyatral buluyoruz Shakespeare'i. Onu sahnede düşünmek mesela her zaman bizim için o metni daha iyi anlamak demek. O mecrayı çok iyi biliyor Sevin Burak. Ve garip bir biçimde ben hep şunu iddia ediyorum. Eğer bir metni oturduğunuz yerde masa başında okuyarak iyi anlamıyorsanız muhtemelen çok sahnesel olduğu için. Sahneye çıkıp elinize aldığınızda çok iyi anlarsınız o metni. Çünkü sahne için yazılmıştır. Sevin Burak dehşet bir biçimde öyle yazıyor. O yüzden anlamak için sahnelemeye ihtiyacımız var, evet. Evet, ben sizi çok iyi anlıyorum. Mesela ben işte tiyatro dersi veriyorum üniversitede. Bazı metinleri gerçekten okumak hiçbir şey ifade etmiyor. Onları görmek gerekiyor. Yani o da dersi bir şekilde manasız kılabiliyor yani. Çok tahmin ederim. Evet, yani çünkü edebilikle de mücadele ediyorlar bir yandan. Evet, sahne metni o demek. Evet, edebiyat yapmıyor zaten. Tiyatro yazıyor. Yani edebiyat yapmıyor ama işte tiyatro, edebiyatı diye bir ders var. Evet. Evet. İlhan Camici, Sedef Kalkmalı Ev Öyküsü'nde Süleyman Şefik Paşa ve Ziya Bey bir resimde bir araya geliyorlar. Bu paşa, Ankara merkezli milli mücadeleyi bitirmek için kurulan Kuvayi İnzibatiye'nin komutanıymış. Özellikle Yanık Saray kitabında Osmanlı ve Yeni Cumhuriyet ikiliği konusunda Sevin Burak'ın nerede durduğunu düşünüyorsunuz? Bu başlı başına bir mesele hakikaten. Yanlış hatırlamıyorsam bunun üzerine bir, hiç bilgi veremeyeceğim. Bir tez olabilir ya da tezin bir bölümü olabilir Sevin Burak sanırım üzerine evet, yazılır. Keşke daha çok kaynak. Ha, efendim? Evet, sanırım bir tez vardı. Ben de evet. Şimdi... Benim özel olarak çalıştığım bir şey değil. Çünkü ben
Sevin Burak'a bakarken hep formundan çok heyecanlandım. Yani gerçekten mesela onun açıktan ifade ettiği politik görüşlerinden çok varsa da örtük olarak temsiliyet fikriyle bize ucunu gösterdiği imkanlarla ilgilendim. Şimdi evet orada mesela bir yani Cumhuriyet bayramları, Cumhuriyet lafları, Cumhuriyet kutlamaları her yerde, oralarda bir yerdedir ve hafif müpemdir de onunla ilişkisi. Yani işte bir tür bir şeyin sonu mu yoksa bir şeyin başı mı? Hem ona hem ona işaret eder gibidir. O yüzden hani benim de zihnim bununla ilgili az önce söylediğim yerden şu diyebileceğim netlikte değil ama metinlerin de o netliği sunmaktan kaçındığını düşünüyorum genel bir strateji olarak. O yüzden de hani Osmanlıcı, Cumhuriyet taraftarı falan demem çok zor. Fakat azınlık hikayelerini her baktığı yerde hem sözcüğün en amiyane anlamıyla kılıç artı, hem evet varlık içinde de yaşamış biz bir günler ama bir kesim. Yani o sınıfsallığın farkındadır. Kim aç kaldı, ne zaman aç kaldı, ne zaman yalnız bırakıldı, ne zaman suistimal edildi. Bunlar hep birbirinin içine geçirile geçirile. Yani paşa dediğin hem Cumhuriyet'te var hem Osmanlı'da var. Şimdi öyle ortasında bir yerde duruyor ki paşa paşadır diyor. Yani bir bakıma hani o kudretli olma biçimi, bir kudret ve kuvvet kaynağının aynı zamanda iç hayatlarda nasıl bir iktidar suistimaline döndüğünü de gösteriyor gibi. Yani pek çok konuda kolaylıkla bunu diyor, bunu diyor diyemeyeceğimiz gibi o konuda da en azından benim diyebileceğim bir şey yok. İşte erkek çocuklarının paşam diye sevilmesi mesela. Değil mi? Bu da Da var. onun normal biri olduğuna nasıl inandıracağım tabii. Evet, Dicle Çoban tekrar merhabalar. Belis Hocam, Virginia Woolf'un söz ettiğiniz denemesinin ismini tekrarlamanızı rica edebilir miyim Ay demiş. çevrildi mi bilmiyorum. Ben İngilizcesine denk gelmiştim. On illness, hastalık üzerine diye bir Yazıyorum denemesi. şuraya, yazdım İngilizcesini. Oradan bakabilirsiniz. Benim, ya evet şuradan bir soru daha geldi, görüyorum. Evet. Filiz Ergün Ünal, nesneler Sevin Burak için çok önemli galiba. 16. Vay öyküsünde tehlike anında gemide ne yapmalıyız broşürü hazırlamış mesela. Evet. Güzel. Evet, nesneler önemli değil mi Sevin Burak için? Evet çünkü bir fenomen dünyası. Yani her şeye böyle çıplak gözle bakan, kırpılmayan bir göz var onun dünyasında. Ve böyle önce onun üstüne birikmiş olan şeyi bir soyuyor. Ona nesne olarak bakıyor. O yüzden tiyatroya bu kadar yakışıyor. Öyle bakarız yani biz sahneye. Bayağı fenomenler dünyası. Yani duyu organlarıyla algılanabilir şeylerin dünyasındayız. Ve onlara o kadar yakından baktığında da o şeyler böyle uğuldamaya, büyümeye, başka bir şeylerin rengini, kokusunu, sesini taşımaya falan başlar. Sesleri vardır, düşünürler, konuşurlar, sandalyeler, koltuklar falan. Evet, çok nesneli bir dünya ama bana hep bunlar bazen inatmış gibi geliyor. Şöyle yani bazen dünyası da çok nesneli bir dünyadır ve nesneler dekordur veya aksesuardır ama çok nesnelidir. Mesela ona ne kadar hiç benzemeyen bir yerden bir nesne dünyası bu. Onu bir hatırlamak lazım sanki. Yani inatla ne diyeyim işte klasikler dünyasıyla Arto gibi manifesto yazmıyor klasiklerden, başyapıtlardan kaçmak diye. Ama bayağı onlarla mücadele ediyor gibi gelir bana. Yani o nesne kalabalığıyla. Evet, belki nesnelerin bildiğimiz işlevlerinin dışına çıkarmak. Yani onları başka işlevlerle kullanmak ya da o işlevselliği yok etmek. Biraz belki Sevin Burak'ın derdi denebilir. Merhaba hocam, Selahattin Bey buradaymış da. Elfe Deniz, merhabalar. Öncelikle teşekkürler. Sevin Burak tekinsizliği diye bir şeyden bahsedebilir miyiz? Ettim. Evet yani ilk okumaya başladığımda Sevin Burak'a, evet Freudyen tekinsizlik kavramıyla açıklamak bana çok çekici gelmişti. Bir bakıma işte bastırılmış olanın geri dönüşü tanımı. Freud'un ve mesela Freud diyor ki evet hayaletler tekinsizdir ama mesela
Hamlet'teki baba hayaleti tekinsiz değildir. Çünkü belirgindir, belirsiz değildir. Bir de buna yani dehşetli bir belirsizlik unsuru eklediğinde asıl tekinsizlik duygusunun oluştuğunu söylüyor. Ve yani tam olarak Sevin Burak'ı tarif ediyormuş gibi geliyor bana. Hani keşke zamandaş olsalardı da okusaydı. Ben çok bayılmıyorum Freud'a ama çok kuvvetli bir fikir bu Unheimlich dediği şey. Ve garip bir biçimde mesela Türkçe'de de yani hep olumsuz kullanılır. Tekin değil diye kullanılır tekinsizlik. Yani tek başına tekin olmak diye bir şey yok. Burada da öyle garip bir şey var yani uncanny dedikleri işte İngilizce. Kenny tek başına öyle bir şey yok ama uncanny diye bir şey var. Dolayısıyla hani o tuhaf, olumsuz, belirsiz, hep bir yerden tanıdığımız hissi yaratan ama bir türlü çıkaramadığımız, adı hep dilimizin ucunda ya da yarası tenimizde hatırlanıyor. Ama bir türlü adını koyup çıkaramıyoruz. İşte hep konuştuğumuz o temsil edilemeyenin temsil edilmesi dediğimiz şeyi anlatma imkanları oralarda Sevin Burak için sanki. O yüzden de çok çok kuvvetli buluyorum. Evet Nursel Hanım aslında terzi gibi yazmıyor mu? Sökerek, teyelleyerek, yamayarak. Evet onu söyledik zaten. Hani konuştuk. Evet benim göremediğim başka soru varsa arkadaşlar bana yardımcı olabilirlerse ben burada hem chat kısmında hem de QA kısmında ki gördüğüm soruların hepsini okudum sanırım. Benim göremediklerim varsa da arkadaşlar bize onları iletirse onları da konuşabiliriz burada. Ama sanırım yok. Sizin eklemek... Ha, bir dakika Halide. Ha, evet Halide Velioğlu mu? Hayır o başka bir şeymiş. Pardon affedersiniz. Evet sanırım başka soru yok. Evet Beliz Hanım bitirirken sizin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok galiba. Ben bu Arto ile bağlantısını kurduğum makaleye bakıyordum. Ne yazmışım diye zamanında. Onun finalinde Nietzsche'nin bir sözü var. Diyor ki, bütün yazılanlar içinde bir tek kanla yazılanı severim. Kanla yaz, göreceksin ki o ruhtur diyor. Bir yandan çok bütün kurmaca yapıntı ve bu yapıntılığı gururla taşıyan metinler olmasına rağmen böyle tuhaf bir aciliyet duygusuyla yazılmış. Sanki yazılmak zorundalarmış gibi hepsi. Yani ben bazen okurken hep o aciliyeti hissediyorum ve o kan dediğimiz şey sanki öyle bir şeymiş. Yani yazmazsam olmaz, yazmazsam olmaz gibi bir his. O kadar kendini zorlayarak, zorlanarak, çıtayı hep yükselterek yazması biraz hep kendinden kan alması gibi sanki. O yüzden hani döne döne okunsun istiyorum. Hakikaten çok isterdim. Böyle hani açıp didiklemek, işte anlamak, anlamak, anlamak falan değil de bayağı kendimizi karşısına rahat bırakıp karnımızda, tenimizde hissetmek. Çünkü iyi sanat yapıtı önce bunu yapar. Yani bayağı anlamaktan önce aslında bedenimizde hissederiz. Bunu müthiş beceren yapıtlar bunlar. Herkese çok teşekkür ediyorum Seval size başta. Fırsatı verdiğiniz için bir de böylece tanışmış da oldum sizinle. Çok da mutluyum onun için de. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Hem güzel soruları için hem sabırları için. Sevin Burak Atölyesi her şeyden atölyesi. Evet, hep beraber katılırız. Bence de neden olmasın? Çok iyi fikir. Bir Sevin Burak Atölyesi. Çok isteriz. Çok teşekkür ederiz Beliz Hanım. Burada Sevin Burak'la birlikte olduk sizin sayenizde. Aslında Sevin Burak da bizim aramızdaydı bugün. Edebiyat tarihi konuşmalarına devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi geceler.